Selamlar, iyi seyirler. Hadi Agartha'ya devam edelim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hadi devam edelim bakalım başımıza neler gelecek. Adalet dünyadan kalkarsa insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. Size katili canlandırdığınızı unutmayın. Ben bir seri katil. Baba gitmeliyiz. Oy. Şunu... Birazdan uyanacak. Doktor öyle söyledi. Biraz psikopat bir adam gibiyim. Hayat ne kadar kalıcı Tam baba gibi da değil mi? psikopatmış da. O gün o kitapçıya gitmemiş olsaydım, onunla hiç tanışmayacaktım. Belki de bugün ölmüş olacaktı. Evet. Bu bizi tanrı mı yapar? Varoluşuna bir katkımız yok. Ama ölümüne olabilirdi. Bu durumda ya Tanrı yok ya da biz. Ya. Buraları yargılamıyoruz. Bu bir oyun. Adamın duruşu psikopatça ama ya. Baş yapışı olsam böyle yamuk tutuyor. Ya bak şey, şu elimizdeki tüy orada. Sorumu tekrar soruyorum. Tüm cinayetleri tek başınıza mı işlediniz? Yoksa bir ortağınız var Ben de son kez cevap veriyorum. Sizinle konuşmayacağım. Sadece emniyet müdürüyle konuşurum. Anlamıyor musun? Bu uluslararası bir dava. Seni teslim etmeden önce bizim sorgulamamız gerekiyor. Senin gibi bir caninin yaptıkları bütün emniyeti aşıyor. Ders ver. Bu binada herkesin burcunu aşan şeyler var. Emin olun, en ufak sorunumuz benim. Şimdi bana emniyet müdürünü getirin. Sorguyu izleyen tüm ülkeler onayladı. Top sende. Sorman gerekenler burada yazıyor. Hadi, hallet şu işi. Haydi iyi. Ne yaptık lan? Hadi. Başında şapkayla sanki. Tuvalete gitmem gerek. Acele et. Çok komik. Hani böyle dedektif şapkalar olur ya başta. Adam deliriyor. Bu adama da bu kıza da yardım etti o. Yapmaya çalıştığın şeyde haklıydın ama doğru değildi. Adam gelmedi ya. Başkası olsa ilk fırsatta kaçmaya çalışırdı. Dediğim gibi haklısın ama doğru değil. Niye? Başka türlü kaçabileceğini mi sanıyorsun?
CIA birkaç günü alır. Belki de idam. Umurumda değil ki. O zaten şu an olmak istediği yerde. Bu sabah kendi kendine teslim olan o. İnsanlara yakaladıklarını söylemişler. Biz yakaladık demişler. Korktuklarını görmüyor musun? Harbiden ya. Ondan korkuyorlar. Ama seri katil olduğu için değil. Onların bütün pisliklerini bildiği için. E yani öleceğini bile bile geldi diyorsun. Bilmem. Belki başka bir planı vardır. Ulan ben bunun için polis olmadım ya. Bir bok çukurun içinde debelenip duruyoruz. Onu bunu bilmem. Birkaç aya haber olur cerrahi devam edecek diye. Bak görürsün. Vallahi edebilirler. Ama artık herkes adaletin doğru işlemediğini anlayacak. Baksana. Biz bile kime savunacağımızı bilmiyoruz. Haydi o bunları dinledi. Sen de farkındasın değil mi? Bu sorular cevaba gitmeyecek. Hı hı. Başlama yine. Çağırdın geldim. Şimdi ben soracağım sen cevaplayacaksın. Çok garip değil mi? Asıl cevap vermesi gerekenlerin soru sorduğu bir odadayız. Nasıl bir oyun ya? Anladım o zaman. Şöyle yapalım. Ben bir soru sorayım sen cevap ver. Sonra sen bir soru sor, ben cevap vereyim. Anlaştık mı? Oldu. Tüm cinayetleri tek başına mı işledin? Son 14 cinayeti evet. Diğerlerinde kim vardı? Sıra bende. Dinliyorum. Cemal'i sor. Babanla en son ne zaman konuştun? Dün. Sormayacak mısın? Şüphelendi. Niye öyle? Diğer cinayetleri kiminle işledin? Babam. Ben değil. Ben onun yarım bıraktığı işi tamamladım. Yani aradığınız asıl cerrah o. Hı hı. Baban sence mesleğinde her zaman adaletli miydi? Oo. Her zaman. Baban kim? Tanımak istemeyeceğim biri. Bana kim olduğunu söyle. Sıra bende. Bu bir cevap değil. Babanın kim olduğunu söyle. Bu asla olmayacak. Oyunu bozuyorsun. O öldü. O yüzden kim olduğunun bir önemi yok. Bu dosya için çok önemli. Benimle ilgili soracak bir sorun varsa sorabilirsin. Bana babanın kimliğini söyle. Eğer bu bilgiler üzerinden benim kimliğime ulaşmaya çalışıyorsan yanılıyorsun. Neyi hedeflediğimi seni ilgilendirmez tamam mı? Sadece soruma cevap ver. Manyaklar lan. Bence benim babamın kim olduğunu konuşmaktansa senin babanın şu an nerede olduğunu konuşmak isterim. Hı? Böyle bir şey yapmış olamaz. İşte bu komiser. İşine yarayacak bir soru. Sakin kalıp sorguya devam etmelisin. Anlamıyorsun değil mi? Adam resmen babamı kaçırmış. Tamam. Biz bu konuyla alakalı araştırma yapıp ekipleri yönlendireceğiz. Babanın durumuyla alakalı da seni bilgilendireceğiz. Ona bugün ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Bu içerideki piç. Elimizde bunu kanıtlayacak veri var mı? Yok. O zaman gir içeri ve o kanıta ulaş. O nasıl bir şey lan? Bana bak. Bak. Seni yönlendirmesine izin veriyoruz. Sadece sorulara odaklan. Unutma, onun profili bizim için önemli. Eğer gerçekten babanı kaçırdıysa onu ancak bu sayede bulabiliriz.
Niye ayaklarını görüyoruz insanların? Şunda bir şey var. Kadın kişisin bu. Nerede o? Nerede değil. Neden? Sizin sunmadığınız adaleti sunduğum kişileri öldürürken keyif almadım. Bunu isteyerek de yapmadım. Kendi çıkarım için de yapmadım. Ama baban kendi çıkarı için onlarca insanı öldürdü. Tıpkı senin gibi. Daha bu konulara gelmedik. İstersen acele edebilirim. Son kez soruyorum. Nerede o? Beni tehdit etmeyi bırak. Beni öldüremeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Yok. Sen ölmeyeceksin. Sonsuza kadar hapiste çürüyeceksin. Ve biz bunun olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bak komiserim. Beni siz yakalamadınız. Ben kendim teslim oldum. Şimdi konuya dönecek olursak... Soruma cevap ver. Babam nerede? Yozlaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Bilem yarattım. Kimisi zengin, kimisi senin gibi. Herkesin merak ettiği ve tanıştığı gün aslında hiç tanışmamış olduğu birisi var. Sen de merak ediyorsun. Ölüm. Birisi diyorum çünkü eğer bir trafik kazasında ölürsen ya senin ya da karşı tarafın suçudur. Bu da ölümü birisi yapar. Eğer bir çatışmada öldüysen seni karşı taraf öldürmüştür. Bu da ölümü birisi yapar. Eğer kalp krizinden öldüysen kimilerine göre seni Azrail öldürmüştür. Ki bu da ölümü birisi yapar. Asıl sorun sizi bu noktaya getiren ve hakkınızı çalanlar. Eğer bu dünyada hakkınız olmayan bir şeyi elde ederseniz başka birinin ölümünü hızlandırdığını biliyor muydunuz? Tabii benim şimdi ahlaki değerlerden yoksun bir caniyim. Etik ilkelerden bir haber bir barbar ve günlük yaşamında hiç zevk almayan sıradan bir katil olduğumu düşünebilirsin. Aslında herkesten daha yüksek etik değer ve ahlaki kriterlere sahip olduğumu söylesem, şaşırır mıydın? Sana bir soru. Silahı tutan kişiyle namlunun ucundaki kişiden hangisinin suçlu ya da hangisinin suçsuz olduğuna kim karar verir? Yasa mı? Ahlak mı? Yoksa ikisi birden mi? Karşında X kişisinin işine yasa dışı olduğu için karşı duran bir Y kişisi var. Bu X kişisi kendince güçlü ve önemli biri. Ve senin yakın dostun senden yardım istiyor. Sen de gidip Y kişisiyle konuşuyorsun. Kendince onu uyarıyorsun. Ama Y kişisi de kendince onurlu biri. Bir yandan bu iş kendi çıkarlarınıza da uymuyor ve sana da karşı geliyor. Ama sonra X kişisinin seni kayırdığını düşünüyorsun. Ve Y kişisini dostluk adı altında gözünü bile kırpmadan infaz ediyorsun. Y kişisi unutuldu. Bu sizin için iyi tabii. Ama şöyle bir sonuç var. X kişisi ve sen hiç yargılanmadınız. Hiç kimse bunun hesabını size sormadı. Hatta soramadı. Şimdi bu olayda hanginiz kötüsünüz? Cevap vermeyeceğim. Buna kim cevap verecek? Yasa mı? Ahlak mı? Babam nerede? Güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Ve en kötüsü ne biliyor musun?
Sen bu X ve Y kişilerini de tanıyorsun. Müdahale edelim. Dünyaya rezil oluyoruz. Hayır. Bırak devam etsinler. Şöyle yapalım mı? Eğer basına yaptığım yolsuzlukları anlatırsam babanın yerini söylerim. Yok, eğer anlatmazsan baban ölür. Üstelik bu kez onu ben değil, sen öldürmüş, sen öldürmüş olursun. Komiserim, az dışarı gelir misiniz? Alay et. Çıldırdı iyice. Bu sorgu yok şekilde devam etmemiz mümkün değil. Yardım etmek zorundasınız. Yapıyoruz, merak etme. Adam alenen babanı kaçırdığını itiraf etti. Benden aslı olmayan şeyleri yapmamı istiyor. Aslı olmayan dediğin şeyleri bu sabah mailimizde bulduk İbrahim. Bari bize daha fazla yalan söyleme. Şu an uluslararası itibarımızı korumak için bu dosyayı gün yüzüne çıkarmıyoruz. Yani bunda da babasına da bir pislik var. Ortalığa dökülüyor. Durum ne? Bunlar... Bütün bilimler şu an Cemal Korkmaz'ı arıyor şefim. Şehirdeki tüm kameraların %30'unu aradık. Devam ediyoruz. Bir şey var mı? Henüz yok. İstanbul'daki bütün giriş çıkışları kapattık. Ne yapacağız peki? Ne yapmayacağını söyleyeyim. Açıklama yapmayacağız. İbrahim, benimle gel. Aha, bak kan geldi. Eltim şey altına tutuyor. Bu doğru mu? Ne? Komiser İbrahim, anlattıkların. Doğru olduğunu biliyorsun. Bilmiyorum. Sen de bana inanıyorsun. Bu nasıl bir oyuna düştük ya? Planın ne? Sensin. Sen burada bekle İbrahim. Müsaade et bize. Nihayet karşılaştık. Buyurun bakalım. Benim kim olduğumu biliyorsun. Evet. Hatta hakkımda gereğinden çok fazla şey biliyorsun. Senin kim olduğunsa emin ol, benim hiç umurumda değil. Sunduğun anlaşmayı öğrendim. Bu ülkemizin itibarı için kötü ama demokrasi adına iyi bir şey. Kabul ediyoruz. İbrahim o konuşmayı yapacak. Hem de hemen. Ama sen de üzerine düşeni yapacaksın. Cemal Korkmaz'ın yerini söyleyeceksin. Elbette. Dinliyorum. Önce açıklama, sonra adres. Sana nasıl güveneceğiz? Ya söylemezsen? Size nasıl güveneceğiz? Ya yapmazsanız? Ben size nasıl güveneceğim? Hı? Ya yapmazsanız? Ama merak etmeyin. Zamanınız daralıyor. Bence acele edin. Bu garip lan.
Bağlantı kuruldu. Gizli bağlantı yapar. Bir aksaklık istemiyorum. O adresi bulmamız lazım. Bütün uluslararası güvenlik birimleri sorgunun niye devam etmediğini soruyor. Kimseyi daha fazla bekletemeyiz. Biliyorum. Biliyorum ama karar etkisi bende değil. Onu bakana söyle. Bu çok komik durmuş. Başında şapkaya ne? Normal olsana ya. Nesin, dedektif mi? Yaklaşabilirsin. Bilerek yaklaştıracağım. Bakanı bir korkutalım biraz. Değerli basın mensupları. Ve bizi izlemekte olan sevgili vatandaşlar. Şerefli ve onurlu bir görev olan polislik mesleğinde uzun yıllar hizmet etmiş bir babanın evladı olarak bu mesleği şerefimle yürütmeye çalıştım. Bugün bazı gerçekleri itiraf etmek adına karşınıza geçmiş bulunuyorum. Bugüne kadar birçok fail, meçhul cinayetin, yolsuzluğun, rüşvetin sorumluluğunu maalesef üzerimde taşıyorum. Polisi orada şey yapacağız, var onu da görüntü alın. Bu onurlu mesleği en kötü şekilde kullanarak hakkınızı, adaletinizi ayaklar altına aldım. Bugün bunu itiraf etmemin sebebi vicdan mahzenemde son noktaya gelmiş olmamdan kaynaklıdır. İşlediğim tüm suçların dosyalarını siz değerli basın mensupları ile ve yetkili şube ekipleriyle paylaşmış bulunmaktayım. Herkesten özür diliyorum. Ve bu onurlu mesleğe yapmış olduğum ihanetten ötürü istifa ediyorum. Evet gördüm. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sende. İnan ve kaç. Gördün mü bak? Sabah kahramandın, şimdi ise suçlusun. Adresi hanginiz not edeceksiniz? Adresi ver diyeceğim, Cemal Korkmaz burada. Hadi gidelim. Doğru olanı yaptın. Merak ediyorsan söyleyeyim. Seninle olan işimiz bitti. Yarın Amerika'ya sevk ediliyorsun. Emin ol, orada sana o kadar nazik davranmayacaklar. Peki arkasında çok nazik davranıyorlar demek ki. Neden? Neden onlara adresi verdin? Çünkü gidiyorum. Duydum. Yarın. Hayır. Şimdi. İnsan eğer başladığı noktaya geri döndüyse kaybetmiş demektir. Babanı sakladığı mekanı çok yakından tanıyordun. Kan kokusu. Burada kaç faili meçhul cinayet işlediğini hatırlıyor musun? Elbette hatırlıyorsun. Ama bunu etrafındaki kimse bilmiyor. Sadece sen. Hadi. Sadece sen o kan kokusunu alabiliyorsun. İşkence yaptığın insanların çığlıklarını sadece sen duyuyorsun. Bense buram buram vicdanının çürümüş kokusunu alabiliyorum. Başa dönecek olursan, şu an başladığın noktadasın.
açtım. Peki bu noktaya seni kim getirdi? Dur ben söyleyeyim. Sen. Bu da demek oluyor ki bir şeyler yanlış. Sonuç. Kız kaçmasına neden mi oldu? Ay başı yanacak kız. Kaybettin. Öldüremez. Ali. Osman'ı göstermeyeceğiniz değil mi? Bu polis kızdı. Cihaza sahipsin. Olumlu potansiyeller, güven ve emniyet odaklı. Üçüncü model mizacı sahipsin. Olumlu potansiyeller, güven ve emniyet odaklı. Takım oyuncusu, sadakate önem veren, spontane meraklı, veri top depolayan, rengini belli etmeyen, sivrilmeyen, tedbirli, tutumlu, titiz, düzenli, tüm İhtimalleri gözeten, etum, sır tutan. Olumsuzluğa açık, riskli özellikler. Endişeli, kaygılı, otoriteye ihtiyaç duyan. Paranoid, alıngan, kötümser, güvensiz, hesapçı, muhalif. Ambiyas, ambivalans, kararsız, emin olamayan, kuşkucu, obsesif, kontrolcü. Oyun burada bitti. Kaydet ve menüye dön. Değişik bir oyundur. Ekip. Yani böyle bitmiş olsun oyun. Değişik, garip bir oyundu. Belki sonra bir daha oynarım. Bu sefer kararlar daha değişik yaparım. Psikopatlaşırım. Burak Sarımoğlu, Cemal Akan, Metin Naz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videolarda görüşürüz. De şu yazıyı tamamen bitirdim lan. Sonuçta Türk insanlar. Bir Türk yapım oyunu. Evet. Aydur Restaurant, Foley. Final mix. Special thanks. Agartha. İsmin anlamı ne acaba? Agartha. Hiçbir yerde bağ kuramadım ben bunu. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kısa 3-4 bölümlük bir oyundu.